İstanbul'da firmalara, yani Model N'si olmayan firmalara kalıp desteğini veriyorduk. Yoğun çalışma bir hayatım oldu. Yani sabah 8, gece yarısı 2. Uzun zaman bu şekilde çalışınca artık çok bunalmıştım. Bir son 5 yılımı falan köy hayaliyle geçiriyordum açıkçası. Önce ne üreteceğime karar verdim. Ben burada ne yapabilirim? Çilek yapmaya başladık. Güzel de para kazandık. Yarın 20 dönüme diktik. Çileğimiz 2 dönüm. Onların yanı sıra tabii ben bahçecilik falan da yapıyorum. İşte domates, biber. Bunları hiç deneyimlememiştim. Yani nasıl dikilir, nasıl büyür, çapası yapılır mı, otu alınır mı hiçbir şey bilmiyordum. İşte sarımsak yaptım. Çok ufak bir alanda. Oldu, başardım. Onları köylülere sattım. İstanbul'da bir yöneticiydim, şimdi çiftçi oldum. Yani şöyle, hayatımda ne değişti? Bir kere sağlığımı kaybetmek üzereydim, o düzeldi. Yani bütün gece, belki aylarca uyku uyumuyordum. Sürekli kafam böyle çalışıyordu. İşte işleri kovalıyordum. İşte şu o ne olacak, bu ne olacak, müşteriler geldi gitti. Şimdi öyle değil, kafamı yastığa koyduğum anda uyuyorum mesela. Benim için en önemli değişikti bu. İşte kıyafetimi hiç önemsemiyorum. Çorabım yırtık, işte pantolonum yırtık, işte makyajım, saçım, başım hiçbir şeyi önemsemiyorum. Daha mutluyum. Zaman kavramım yok mesela. İşte İstanbul'da 2 dakika geç kalsanız trafiğe kalırsınız. Asla 5 dakika, 2 dakika geç kalamazsınız. Burada istediğim zaman çıkıyorum, istediğim zaman geliyorum. Zaman kavramım yok mesela. Sabah güneşin doğuşunu izliyorum. 6'da falan kalkıyorum. İşte gece 12'de çıkıyorum, yıldızları izliyorum. Ölüyorsun, değil mi? Ha? Sevgiye bekliyorsun, değil mi? Ha? Sevgiye bekliyorsun. Çevremde mesela çok var bu şekilde hani köye gelmek isteyen ya da İstanbul'u terk etmek isteyen, ama onlarda şöyle bir sorun var, işte eşi isterse hanımı istemiyor, hanımı istiyorsa eşi istemiyor. Yani bunu birlikte karar verebilmek çok önemli. Yani geldikleri zaman illaki bir şey yapacaklarına inansınlar, çünkü bizim hani atalarımızdan gelen bir şey midir? Ben hiçbir şey bilmezken şimdi birçok şeyi biliyorum diyebilirim aslında. Cesaret etsinler, denemekten korkmasınlar. Belediyenin verdiği destekler şu yönden önemli. Mesela insanlar bazı şeylere para harcamaya korkuyorlar açıkçası. İşte çilek fidem geldi zaman, gel işte büyükşehir destek verecek dedikleri zaman biraz daha şey, cesaretleniyorsunuz açıkçası. Hani burada mesela çilek yaptığımız zaman ya da aronya yaptığımız zaman köydeki kadınlara da mesela istihdam sağlamış oluyorum. Onlar çalışmaya bayılıyorlar yani. Genelde zorluklarını değil, daha çok böyle hoşluklarını paylaşıyoruz. İşte akşam ateş yakıyoruz, işte mısır közlüyoruz, işte közde kahve yapıyoruz, ne bileyim işte çay demliyoruz. Genelde yorulduğumuz zaman şurada masamız var, çay demleyip Akdağ'a karşı fotoğraflarımızı çekip atıyoruz. Yani onlar aslında şöyle düşündüler, hani bir hevesmiş, geçecekmiş gibi düşündüler ama bilmiyorlar ki nasıl aşkla geldiğimi.
üreticimizi iki farklı projemizden faydalandırdık. Yürüttüğümüz projenin bir tanesi tabii aromatik bitkilerin geliştirerek yaygınlaştırılması projesiydi. Bu proje kapsamında 1.148.000 adet fide fidan desteği sağlamıştık. Bu projedeki 15.000 adet aronya fidanından üreticimize 6.000 adet 6 dekar alana yetecek kadar 2.000 adet fidan desteği sağladık. Diğer projemiz de Kent Kır El Ele projesiydi. Bu projemiz kapsamında da biz toplamda 15.000 kivi, 480 bin adet çilek, 3 bin adet mavi yemiş fidan desteği sağlamıştık. Üreticimiz 2 dekar alanda 10 bin adet çilek fide desteğinden faydalandı. Bak bakayım bana. Bak bakayım bana. Bak. Bak bakayım.